başlayalım evlat. Haydın. Bismillahirrahmanirrahim. Haydır Allah! Haktır Allah! Haydır Allah! Haktır Allah! Haydır Allah! Haktır Allah! Haydır Allah! Haktır Allah! Haydır Allah! Osman'ım, az durasın, durasın hele. Oh, demir, demir tavında dövülür. Demir tavında dövülür evlat. Oy. Erbaşımın düğün hediyesidir Bamsı Bey. Yarın geceye kadar bitecek bu pusat. Ona verdiğim hiçbir söz yalan olmadı. Hey gidi yıllar hey. Osman'ın da, Aybars'ın da büyümüş, can kardeş, kan kardeş olmuşlar. Babam Ertuğrul Gazi ile senin yaktığın yoldaşlık ateşinde yürürüz Bamsı Bey'im. Ey Rabbime şükürler olsun. Şükürler olsun bugünleri de gördüm ya. Maşallah yiğidime. Hay maşallah. Peki, peki Osman'ım ne dersin? Ertuğrul Gazi'miz muradınca döner mi Konya'dan? Sultan ve dahi beyler kabul eder mi teklifini? Biz bu ocağın ateşini Malazgirt'te Atam Alparslan'la birlikte anladık Hamsı Bey'im. Eridik tire, tireydik, oba olduk. Dayandık küffarın bağrına. Bu topraklara vatan diyebilmek için yılmadan cenk ettik. Şimdi bu fidanı gümrah bir çınar eyleme vaktidir. O çınarın altında nice süphan göğüslü alpler, görklü hatunlar yeni bir devletin ateşini havlayacaklar. Cümle düşmanları, cümle satılmışları bu ateşle kül eyleyeceğiz. Konya'dan gelecek haber her ne olursa olsun, babamın kutlu sancağını asla düşürmeyeceğiz. Yüce Rabbim şahidim olsun. Ben ve benim evlatlarım bu kutlu sancağı yedi cihana yaymak için yitesiye mücadele edeceğiz. Ey maşallah. Ey maşallah yiğidime. Ahanda bu kulaklar bu sözleri duydu ya. Gayrı gözlerim açık gitmez. Belli ki Ertuğrul Bey'imizin ocağı çoktan harlanmış. Çoktan harlanmış Ertuğrul Bey'imizin ocağı. Babam Süleyman Şah'ın da vardı bu çıbandan. Ertuğrul Bey'in emaneti omuzlarımdayken şu illetin çıkardığı maraza bak be hatun. Yel kayadan toz aparır. Sen dündar beysin. Evelallah her türlü badirenin üstesinden gelirsin. Herkes bakar, ağabeyim Ertuğrul Bey görür. 25 yıl evvel onun ektiği tohumları şimdi mahsul diye toplarız. Bu anlaşma bölgeye refah ve sulh getirecek hatun. Sen de kendini hafife almayasın Dündar Bey. Yol yolcuyla değil, yoldaşla yürünür. Sen de Gündoğdu ve Sungur Tekin gibi gerisin geri döneydin ne olacaktı? Omuz verdin ki Ertuğrul Bey nizam kurdu. Pazu herkeste bulunur. Lakin hem pazu hem hüner bir sende vardır.
Hem sulh dersinde huzurdan korkan kem gözler yılanları deliklerinden çıkarmıştır bile. Temkinli olmak icap eder. Allah şahidim olsun ki o yılanları ataşlarda diri diri yakarım. Yakarım. Ben ağabeyim Ertuğrul Bey'e söz verdim. Bu işi halledeceğim. Haydi. Tek vuruyor Gopalos'u bekletmeyelim. Haydi. Kaleye varmadan evvel hayır duanı almak dilerim. Oy, oy evlat. Babanın duası her daim seninledir. Oğul. Lakin bu kefere taifesine belki itimat olunmaz. Sen gözün dört açısın evlat, değil mi? Merak buyurmayasın baba. Kayının emektar alpbaşısı Bamsı Bey'in oğluyum ben. Karşıma çıkan düşman ziyan olacağını bilir. Eyvallah oğul, eyvallah. Lakin sen de bilesin ki yiğitlik kahpeli hazır değildir. Teyakkuzda olmak gerekir. Namerdin gelişini sezmek gerekir. Kim sezer namerdin gelişini baba? Bey sezer oğul. Beyce namlı yiğit sezer. Bak, Oğuz atamın nasihatıdır. Oğuz'un başına ne gelirse uykuda gelir deyi. Uyumayan yiğit sezer oğul. Kimisi ayaktayken uyur. Lakin uykudayken dahi ayakta olan bey, işte o namerdin gelişini sezer oğul. Sen Ertuğrul Gazi'yi özledin galiba baba. Ay Ertuğrul Bey'im. Yok oğul yok. Göz görmediğini özler. Ona hasretlik çeker. Evlat, ben Ertuğrul Bey mi Osman'da görürüm. Onun her hali, her duruşu, her bakışı ondadır evlat. Kişi oğlu böyle yiğitleri ya görür ya görmez. Evlat, dileğim odur ki sen de görenlerden olasın. Bak oğul, bu sana baba nasihatı değil, ata vasiyetidir. Ben nasıl ki Ertuğrul Bey'imin ardı sıra durduysam, sen de Osman'ın ardında öyle durasın. Ayşe Hatun, bu ata topraklarından, Merv'den gelen Türkmenallarından da mı götürsek? Bilirdim onları da isteyeceğini Gündüz Bey'im. Hazır etmiştim dün akşamda. Eyvallah hatun, eyvallah. Haymana'nın pınarından su içtiğim belli. Haydi bakalım. Hay maşallah. Maşallah. Burçin'im. Alpars, sen gitmesen olmaz mı? Hem akşam kınamız var, daha hazırlıklar olacak. O bana kalsaydın. Bilirsin, Alp kısmına vazife her şeyden önce gelir. Hem Osman Bey'i yalnız bırakmak olmaz Burçin'im. Sen bize dua et de tez gidip hayırla dönelim. İnşallah. Allah yolunuzu açık etsin Aybars. Az kaldı. Akşam bu pamuk ellere düğünümüzün kınası yakılacak. Aygül'ün bana diktiği kınayın tarihini bir görsen, o kadar güzel ki. Asıl sen kendini benim gözlerimden bir görsen, o kadar güzelsin ki. Hadi git, seni beklerler.
Orçin'im, Allah'a emanet ol. Sen de Aybars'ın. Sen de. Kayının alpleri, ipeğe sarılı pusat gibisiniz. Dışınız asalet, içiniz kor ateş. Maşallah, maşallah. Eyvallah değil. Bunlar nedir oğul? Tekfur'a hediye edilecek pusatlardır babam. Osman, bu obada pusat dedi mi akla sen gelirsin. Bak bakalım, dostumuz Tekfur Yorgopulos bu hediyelerden memnun kalır mı? Kabzasını kavrayıp kalesine dayanacağımız pusatları ayağını hediye diye götürürüz. Neden memnun kalmasın Dündar Bey? Dündar Bey. Dündar Bey. Kayıdan gayrısı bizim için eldir. Ne olur ne olmaz. Ben de sizinle geleyim diyorum. Ne dersin? Bir elimiz de obada kalsın Bamsı Bey. Sen burada kal, hazırlıkları bitir. Obaya da göz kulak ol. Eyvallah Dündar Bey. Gayrı, yola revan olalım. Allah'a emanet olun. Tez gidip tez dönün inşallah. Sulh da ticaret anlaşması da tam istediğimiz gibi oldu Tekfur Yorgopulos. Ancak kervan baskınları için ödenecek tazminat kabul edilemez. Sen merak etme kadunuz. Hiçbir güç bana o maddeyi mühürletemez. Buna hiç şüphem yok. Her ne kadar bu anlaşmanın tohumları Ertuğrul'la atılmış olsa da kardeşi Dündar işi bitiren kişi olmak istiyor. Tabii ister. Bu anlaşmayla herkese gücünü göstermek istiyor.
Tanrı'nın izniyle güçlü olan hep biz olacağız. Bu, sevgili kocamı koruyacak olan bir tılsım. Sen benim yanımda olduğun sürece hiçbir şey bana zarar veremez. Çok şanslı bir adamım. Biz yine de tedbirli olalım. Ya, dün geceki yıldızlar içimi kararttı ya. Belki boş inanç diyeceksin ama huzursuz oldum işte. Sen beni merak etme Sofya. Bitinyan'ın en büyük savaşçısı olan komutan Kalanos beni koruyor. Kayılar geliyor efendim. Tekfur Hazretleri! Hoş geldiniz Dündar Bey. Hoş gördük Tekfur Yorgopolos. Prenses Sofya. Kayının yiğit kadınları, sizleri de hoş geldiniz. Kalemize şeref verdiniz. O şeref bize ait prenses. Keşke bu güzel günümüzde Ertuğrul Bey de burada olsaydı. Bu sevinci her şeyden çok ona borçluyuz. Oyunumuz başlıyor! Ertuğrul! İstediğin bensem Tekfur. İşte karşındayım. Bugüne kadar ne sen benden korktun, ne de ben senden. Artık bu işi bitirelim. Artık yeter! Bitsin bu savaş. İsterim ki aramızda itimat olsun. Ahalimin karnı tok, sırtı pek olsun. Çok yaşa! Çok yaşa! Çok yaşa! Çok yaşa! Çok yaşa! Çok yaşa! Kanımızın son damlasına kadar savaş dedik, şimdi de sulh diyeceğiz. Çok yaşa! Çok yaşa! Çok yaşa! O halde kardeşim Dündar ile birlikte aranızdaki sulhü pekiştirdim. Ben de o vakit Konya'ya döndüğümde bu anlaşmayı güzel bir şölenle kutlarız. Tekfur Yorgopolos, sen şerefli bir adamsın. Kılıcın kadar aklın da keskin. Ertuğrul Bey'e gelince... onun yiğitliğini tüm Bitinya bilir. Aç görse doyurur, çıplak görse donatır. Borçluyu borcundan kurtarır. Müslim, gayrimüslim ayırmaz, gözetir. Ertuğrul Gazi ve evlatlarının dostluğu yaman, düşmanlığı ziyandır. Hep bunu koruyun! Ateş! Ateş tek düzeni! Ateş!
İhanet bu, ihanet! Senin kalen, senin askerlerin. Böyle bir ihanete nasıl izin verirsin? Sen kimin köpeğisin ha? Kimsiniz? Konuş bakalım. Konuş dedim. Bu kalenin taşlarına kadar sinmiş kardeş. Herkes iyi mi? Sayende herkes iyi Osman. Çok şükür. Bu çakalların ardında kimler var öğrenmezsek hepimize uyku haram bilesiniz. Bugün değilse bile er ya da geç attıkları ok hedefini bulacaktır. Bitinya denen bu zorlu uçta bu kadar vakit nasıl kavi, nasıl güçlü kaldım bilir misiniz Ahmettin Efendi? Her daim koklayarak. İyinin de kötünün de kendine has bir kokusu vardır. İster iyi ol, ister kötü. Mutlaka bir kokun olmalı. Şimdi anlat bakalım nedir ahval? Kayılar kaleye gittiler Alişar Bey. Belli ki Tekfur'la anlaşacaklar. Tekfur şartları kabul eder mi dersin? Hediyelerle yola çıkmışlar. Rumlar da eğlence için hazırlık yaparmış. Bu topraklarda yazan kalem de benim. Yazılacak kağıt da benim. Ben olmadan o anlaşmanın hiçbir değeri olmaz. Yeni pazarın gücünü kıracak bu hamle. Eğer anlaşma sağlanırsa Söğüt pazarının değeri artacak. Belli ki dengeler hassaslaşıyor. Ama unuttukları bir şey var. Ben hangi kefedeysem terazi o tarafa geçer. Zöhre Hatun. Yaşanan bu elim hadise beni deriden sarstı. Ya ne kadar özür dilersem az. İçinde bulunduğunuz halden elem ve mahcubiyetle çıkamazsınız prenses. Yaşananlar gerçekten sarsıcıydı. Ya Kuluca Hisar Kalesi'nin ihtişamına yakışmadı. Kaleniz pek yaman. Lakin belli ki kapıları zayıf. Kilit içeriden açılmasa
bu felaket dışarıdan gelmezdi. Yorgopoulos en hızlı şekilde kapıyı açan hainleri bulacaktır. Yiğitliğiniz ve savaşçılığınız sayesinde sevgili kocam hala hayatta. Bunca zamandır boşuna kayıları ovup durmuyormuş. Yerimizde kim olsa aynını yapardı. Sulh ve dostluk bunu gerektirir. Zaten bu yüzden burada değil miyiz? Sulhun da, dostluğun da önünde engeller vardır. Bugün yaşananlar bize bunu göstermiştir. Bu saldırı yalnız Tekfur'a değil, Erime'de yapılmıştır. Dediğiniz gibi, hainler tez vakitte bulunur inşallah. Yoksa bunun ardını ne Dündar Bey, ne de ben bırakmam evvelallah. Özürlerimi kabul edin Dündar Bey. Neden kabul edeyim? Tekfur Yorgopoulos. Ben ne kadar mahcup oldum. Özürlerinizi kabul etmem için evvela canımıza kastedenin kim olduğunu bulmanız icap eder. Emin olun onların kim olduğunu en kısa sürede bulacağım. Anlaşmayı yapmakla birilerinin ayağına fena bastığımız belli Dündar Bey. Az kalsın can veriyorduk. Hangi yüzle anlaşmaya ait sözleri tutacağınızı söylersiniz? Dahası bir türlü mutabık olamadığımız, ötelediğiniz şartlar ne olacak? Eğer bana olan güveninizi tazeleyecekse, o şartları da kabul etmeye hazırım Dündar Bey. Tekfur Yorgopoulos. Emin misiniz? Böylesine önemli bir kararı bir anda almak sizce ne kadar doğru? Doğru olan bu Kalonos. Bu iş bugün bitsin. Bitsin ki kayılar dostluğumuzdan şüphe etmesin. Sen ne dersin Gündüz Bey? Bugün burada hayırlısıyla bu iş bitsin derim Dündar Bey. Ertuğrul Bey döndüğünde şöleni bizim obada veririz. Bu vakit bir an evvel anlaşmayı bitirelim. Buyurun, masaya geçelim. Ya tacir kervanlarının tazminatı meselesi ne olacak? Bunlar çok ağır koşullardır. Bu iki taraf için de geçerli komutan Kalanos. Kimin topraklarında bir vukuat olursa tazminatı o öder. Kervan baskınlarından sonra haydutlar sınırı geçip izini kaybettirir. Tazminat hepimizin belini bükecektir. Kabul edilemez Gündüz Bey. Elbette kabul edilebilir komutan Kalanos. Osman. Nasıl Osman Bey? Haydutlar sınırı geçip canlarını kurtardığı için pervasızlar. Söyleyeceğiniz her söz benim için kıymetlidir. Sözlerinize devam edin. Hudut ötesine geçip hesabı kesmem için bana yetki verirseniz, haydutlar kaçacakları yeri olmayacağını anlayacaklar. Böylece aranızda tazminat meselesi diye bir mesele de kalmayacaktır. Bu kadar mı güvenirsin kendine Osman Bey? Ne kadar mahir olduğunu gösterdi bugün. Ne dersin Dündar Bey? Yeğenin Osman haksız da sayılmaz. Yeğenim iyi düşündü. Lakin bu yol hem tehlikeli hem de güçtür. İz sürmek, haydut peşinde günlerce koşmak herkesin harcı değildir. Bu vazifeyi sana verirsek altından kalkabilecek misin Osman Bey? Sınırlarımızı hiçe sayacak bu durum kabul edilemez Tekfur Yorgopoulos.
Bu yetki yalnızca bana bağlı olan kaya alplerine ve vazifelendirdiğiniz bir komutana verirseniz Kalanos'un da kafasında hiçbir sual kalmaz. Madem Dündar Bey de onay verir, o zaman ben kendi sınırlarım adına izni sana veririm Osman Bey. Komutanın kim olacağını da en kısa sürede belirleyeceğim. Bunu aynı zamanda bugünkü yiğitliğinin bir nişanesi olarak gör. Eksik olmayınız Tekfur Yorgopoulos. Sınır ötesine geçen haydutları takip için... Bağışlayın efendim. Affedin efendim. Efendim bağışlayın. Yaşlı bir Tekfur öldürmekten bile acısınız. İlmek ilmek öldüğün soyut kasplanlarımı beceriksizliğinizi berbat ettiniz. Suikastçı öldürmeseydin Osman, her şeyi öğrenebilirdin Megala. İşte o zaman efendi yanısa hiçbir şey açıklayamazdık. Şimdi en iyi adamını onun peşinde tak. İlk fırsata gazabımızı tatmalı. Sakın Osman'ı hafife alma. Alelade biri değil. Mutlaka bunun bedelini ödemeli Megala. Osman. Osman sen ne ettiğini sanırsın? Ne etmişim abi? Osman, biz de pusatı er tutar, sözü büyük söyler. Emmim dururken araya girmek de neyin nesi? Sözün eri yerinde söylenendir abi. La havle, canına susadığına mı yanayım, haddini bilmezliğine mi? Bir de geçmiş karşıma, hala laf yetiştirirsin. Uzatmana lüzumu yok. Size afiyet ola. Orhan sen burada kal. Emrin olur beyim. Aybars benim de gel. Güzel olacaksın kına gecende Burç. Aybars'ın da pek beğenecek. Sen çadır bezi giysen de beğenir o. Bir gün Osman'la senin de düğününü yapacağız Aygül. Öyle mi dersin? Öyle derim tabii. İşte o vakit ben de senin için elekli un, kalburla da su taşıyacağım. Allah bize de sizinki gibi bir mutluluk nasip eder inşallah. İnşallah. Her şeyi mahvedecekler.
Altın üstü gözleri gibi kalplerini de mühürlemiş. Emimle ağabeyim anlamazlar. Bunun ucundaki fitneyi görmez olmuşlar. Kim cüret eder bu işi Osman Bey? Kimin cüret ettiğinin ne önemi var Aybars'ın? Kayıların bahtı akrebin kıskacında yoğrulmuştur. Her daim tehdit altında olduk. Her daim teyakkuz. Bu topraklarda büyük bir cenk yaşanacak. Bunu iliğimde, kemiğimde hissederim. Asla unutmayasın. Bu savaşı güvercin gibi teyakkuzda olanlar değil, kartal gibi, şahin gibi taarruzda olanlar kazanacaktır. Hayallerimizden bir devlet çıkacak. Bir devlet. Dündar beyleri duydum. Sulh derler. Sen bu kargaşada bir devletten bahsedersin Osman Bey. Gayrı bize uyku haramdır Aybars'ım. Bıldırcın sülün avı bitmiştir. Gayrı kelle avı vaktidir. Nerede kimdir Osman Bey? Fitne kaleye sığmamış Aybars'ım. Fitne kaleye sığmamış. Ben sağ cenahtan. Haktır Allah! Haktır Allah! Yeah.
Hay Allah, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Kına elbisesine kan düşmesi uğursuzluk getirir derler. Heyecandandır Burçin'im. Hem hayra yormak lazım. Sen hayır düşün, hayır olsun. Bugün senin kına günündür. Aygül, hala dönmediler. Sen onları niye dert edersin? Hele biz seni en güzel şekilde hazırlayalım. Bak, seni görünce aklı uçacak Aybars. Allah'ım, Aybars'ımı koru. Thank you.
Tekfur'un karşısında Osman'ın teklifine karşı çıksam aramızda husumet var, ikilik var sanacaklar. Bu Osman kafasını ne eserse ona eder. Osman esiyorsa sana gürlemek düşer. Yoksa bu başı boş hareketleri bir gün obamıza şer getirecek beyim. Destur var mı emmi? Gelesin Gündüz. Emmi, Osman'dan da Aybars'tan da haber yok. Hala dönmemişler. Hemen şerre yormayasın Gündüz. Emmi, içim hiç rahat değil. Bamsı Bey'in haberi var mıdır Gündüz? Yoktur emmi. Alper'e söyle tez yola koyulsunlar, etrafa dağılsınlar ve onları bulmadan gelmesinler. Emrin olur emmi. Yardım ihtiyacı olabilir. Çok vaktimiz yok. Yaşıyor. Çıkarmamız lazım. Çamurdan çıkarmamız lazım. Çok vakit kaybettik. Gitmemiz lazım. Kendine geliyor.
yardım et, taşımamız lazım. Lazım artık. Hadi. Gel hele gel. Gel. Gelesin hele. Oy. Gelesin hele. Gelesin hele. Ben sizi incitmek istemem. İncitmek istemem ben sizi. Lakin sizi Allah yoluna kurban. Ayvars'ımın düğün toyunda alplara ikram etmeyi dilerim. Oy. Oy. Haydi. Haydi. Haydi bana bismillah. Oy. Maşallah. Hem ben size minnet duyarım. Allah sizi
kurban edelim beyi. Bize vermeyeydi halimiz nice olurdu. Anla böyle. Kendi öz bıçağımızla öz balamızı kesip Allah'a kurban etmek kolay mıdır? Kolay değildir elbet. Kolay değildir. Hem sen o hikayeyi bilir misin? Anlatsam dinler misin? Dinle o vakit. Dinle. Oy. Kardeşim. Ecelimden evvel seni sağ salim gördüm ya. İnsan ölümünden eceli kurtarır kardeşim. Ha gayret. Ha gayret seni götüreceğim. Haydi. Dayan kardeşim. Dayan Arbaz'ım. Dayan kardeşim. Selam olsun. İbrahim peygamberin tek dileği bir evlat sahibi olmak idi. Elbet o da Allah'tan istedi ve dedi ki sen bana bala verirsen ben de evladımı kurban ederim. Allah da Hacer anamızdan ona bir bala nasip etti. İbrahim peygamber balasının ismini İsmail koydu. İsmail yetişti. 7 yaşına erdi. Hangi gelin kınasından önce böyle somurturmuş? Aybars gelsin de ben seni ona şikayet edeceğim. Can kardeşim bana sen yokken hep somurttu diyeceğim. Kusura kalma Aygül'üm. Seni de üzdüm bugün. Sen beni üzer misin hiç? O vakit İbrahim peygamber bir rüya gördü. Rüyasında evladını kurban etmesiyle ilgili akdi söylendi. İbrahim de İsmail'in yanına vardı. Ona vaktiyle rüyasını anlattı. İsmail babasının gözlerinin içine baktı. Baba dedi. Buyurun gereği neyse yapasın. Oy, 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 oy. İbrahim'in yüreği ezik idi. Lakin emir ilahi emirdi. O da İsmail'i aldı, alnı üzerine yatırdı. Tam bıçağını boynuna çalacaktı ki hayır olsun. Hayırdır inşallah. Yettik Aybars. Boş, 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 boş,
Yettik. Tez şifacıya haber verin. Haydi. Haydi. Şifacıyı çağırın. Bayan, Aybarsın. Aybars! Kardeşim, yettik kardeşim. Aybars! Düştük.
Kardeşimle sırt sırta vuruştuk Mamsı Bey. Lakin sana verdiğim söz tutamadım. Aybars'ı koruyamadım. Beni affet. Beni affet. Sürüden ayrılan kuzuyu kurt kapar. Biz sana bunu belletemedik mi Osman? İçin kan kardeşinin yanında şehadet şerbeti içmiştir. Zinhar kuşkum yoktur ki kan kardeşi de onun için elinden geleni yapmıştır. Kavuşamadı ama ezeli ve ebedi yarına kavuştu. Kızım Burçin, sizin vuslatınızda mahşere kalmıştır. Emektar altbaşısı. Herkesler gördü. Az evvel düğün çadırını diktiydik. Meğer Aybars'ın uçma konaklara gitmiş. Muhammed Yalavacı'nın avcından şehadet şerbeti içmeye gitmiş. Oy. Oy. Ben
oğlumun dünyalık dinini beklerken Yazgun'da şehit düğününü de görmek varmış. Bağrı yanık ozanlar alt yakmasın. Kimseler ağlamasın. Bacılar saç. Ağlar bağır paralamasın. İmdi hakikatli toy günüdür. İmdi düğün günüdür. İmdi, imdi göklü gündür. Hak çalama şükrolsun. Ben ki şehit babası olmuşumdur. Şehit babası olmuşumdur. Bamsı şehit babası olmuştur. Bamsı şehit babası olmuştur. Şehit babasıdır Bamsı. Şehit babasıdır. Düğünümüz var kardeşler. Evladım Rabbine kavuştu. Düğünümüz var kardeşler. Evladım Rabbine kavuştu. Rabbine kavuştu evladım. Düğünümüz var kardeşler. Evladım Rabbine kavuştu. Düğünümüz var kardeşler. Evladım Rabbine Efendim? Osman'ın öldüğünü söyleme Gala. Düştüğü bataklıktan kurtulmuş efendim. Nasıl oldu bilmiyorum. Kahretsin. Umarım bu beceriksizliğiniz başka belalara yol açmaz. Yıkıl şimdi karşımda. Ama en yakın Alfi, Bamsı'nın oğlu Aybars. Şu an Kaya Obası'nda herkes cesedinin etrafında ağlıyor efendim. Onu öldürdük. Umarım Osman mesaj almıştır. Ve artık burnunu işlerimize sokmaz. Günlerdir yolunuzu gözlerim. Tanrı'ya şükür sonunda geldiniz. Biraz zahmetli oldu. Ancak böyle kutsal bir vazifeye seçilmek yorgunluğumuzu aldı. Efendimiz nasıl? Sağlığı yerinde mi? İyiler. Kalenin durumunu merak ederler. Biliyorsunuz, Kulucahisar'a ayrı bir önem veriyor. Tanrı onu korusun. İşlerin karışık olduğunu duyduk. Öngöründe haklı çıktın. Tekfur Yorgopoulos'a bir suikast tertip edildi. Yanıldığını hiç görmedim. Ona hedef tahtasına Türklerle kurduğu yakın ilişki koydu. Peşinde olduğumuz ifritten karanlık. Kulucahisar'ın her yanını kaplamak üzere. Bu kalenin koridorlarına sinmiş olan şeytanın soluğu da onların eseri.
Vaktimiz kısıtlı. Efendimizin emrini ivedilikle yerine getirip hazineyi bulmalıyız. Eğer başaramazsak her şey alt üst olur. Şifreyi gönderdiler değil mi? Sizinle iftihar ediyorum. Üzerinize aldığınız görevlerde yüzümüzü asla kara çıkarmadınız. İncil'den bir takım sırlarla yazılmış olabilir. Muhtemelen çeşitli şifreleri ifade ediyor. Sırlarla ilgili ipucu bulabilirsek o sayıları çözebilirim. Yön ve yer bilgileri o sayılarda gizlenmiş olmalı. Kadim alfabelere ait buna benzer bir takım sırları çözmüştüm. O zaman bu işi bir an evvel bitirip vazifesini yapmış insanların mutluluğuyla efendimizin karşısına çıkabiliriz. Senin için kilisede dua ettim Yorgopoulos. Tanrı'nın yardımı ve Kalanos'un becerisiyle sorumluları yakalayacağımızdan eminim. Yalnız hainlerin Kale'den olduğuna emin misin? İhanete uğradık Sofya. Ve bu ihanet Kale'nin dışından değil, içimizden geldi. Yorgopoulos, eğer haklıysan bu korkunç. Elin boş dönme Kalanos. Beni onlara ulaştıracak bir iz bu. Yoksa yakında yeniden deneyeceklerdir. Emredersiniz. Canım kocam. Her gece gökyüzünü izliyorum. Yıldızların ve gezegenlerin bize bıraktığı izleri okuyorum. Emin olduğum tek bir şey var. Sen hayattayken kurduğun düzeni kimse yıkamayacak. Yol değildir Osman. Yolun yol değil, bilesin. Kimseye haber etmeden kaleden çekip gittin. Ne oldu? Ha? Aybars öldü. Senin yüzünden öldü. Hala anlamaz mısın? Sen bana neyin tafrasını yaparsın? Tekfur'un yanında beni çiğnedin. Bir şey demedik. Ama buna nasıl sessiz kalırım Osman? Senin bu başına buyruk halların. Osman'ın çok üstüne giderler ana. Böyle olmasını ister miydi hiç? De hele Emine. Ne olacak? Baban Ertuğrul Bey olaydı. Ne yapardı? Ha? De hele Emine. Mesele bundan gayrı benim meselemdir emmi. Aybars'ın kanı yerde kalmayacak. Kardeşimin intikamını almak boynumun borcu. Babama gelince Süleyman Şahoğlu Ertuğrul Gazi burada olaydı. Beni Gan kardeşimin vefatıyla itham etmez. Bizimle katillerin peşinden koşar. Bizim yayı onlara cehennem eyler. İndi de alplerini intikam peşine mi sürükleyeceksin? Ha? Aybars'tan sonra daha kaç ocağa ateş düşüreceksin Osman? Tek bir hata, tek bir hata daha yaparsan cezan çok ağır olacak Osman. Bunu bilesin.
Cezam neyse kabulümdür. Dudağınızdan çıkacak iki tehdide boynum eğilecekse hiç düzelmesin evladır. Osman! Osman sana derim, Osman! Şunu çek bir tenhaya. Usturuplu şekilde konuş. Başımıza bir bela da açmasın. Ana. Babamla konuş ana. Osman'ın üstüne bu kadar varmasınlar. Osman'ı tanırım. Bağrını yakan bu ateşi söndürmeden huzura ermez. Kızım, kendi kulaklarında duyarsın. Ne ağasını dinler ne emmesini. Allah sonumuzu hayretsin bakalım. Es-salatu es-selam. Aleyke ya seyyidena ya Resulallah Allah. Göçeli 3655 gün oldu. O gün Hafsam, ikimiz de öldük. Lakin yalnız seni gömdüler. Ardından aslanım. Benim gül yüzlüm, fidan boylum. Onu da vebaya kaptırdım. Gözümün önünde eridi gitti kuzum. Bu toprakların yazgısı budur. Toyda koçlar, cenkte koç yiğitler kurban gider. Şehit olmuştur Aybars'ımız. Ahanda bu topraklara vatan diyelim de, bu topraklara vatan diyelim de.
Ayrı intikam vaktidir kardeşlerim. Nefeslerinden kıvılcım çıkan doğru atlarımıza andolsun. Andolsun. Acıyı bal eyleyenlere andolsun. Andolsun. Kardeşim. Kardeşim Aybars'ın kanını yerde koruysam. Kara çelik öz pusatımla gök ekin gibi biçileyim. Bengü taşlardan ismim silinsin. Andolsun. Andolsun. Fitnenin yayıldığı yer Kulucahisar Kalesi. Aybars'ın kanını dökenlerin izini arayacağımız yer de orasıdır. Emirleri kimlerden aldıklarını, niyetlerinin ne olduğunu öğrenmek için gece kaleye gireceğiz. Kalede kime gideceksin beyim? İtimat ettiğim biri mi vardır? Tek bir kişi hariç itimat edeceğimiz hiç kimse yok. O da Tekfur. Çünkü katilin hedefinde o vardı. Neden gizlice gireceksin beyim? Tekfur'la baş başa görüşmeliyim. Hiç kimse bilmemeli. En yakınındakiler bile düşmanı olabilir. Buyruğun nedir? Şimdi beni iyi dinleyin kardeşlerim. Onu yüceltin güneş ve ay. Onu yüceltin ışıldayan tüm yıldızlar. Engin suları ona giysi gibi giydirdin. Ve sular dağlar üzerinde duruyordu. Bunlar ne anlama geliyor? İlk babda hiçliğin üzerine dünyayı asar diyor. Güneş ve ay. Işıldayan yıldızlar. Gökyüzü. Kalenin içinde bir gökyüzü arayacağız. Boşluğun üzerine kuzeyi yayar. Kalenin kuzey kısmında gizli bir oda var mı? Sofya'nın odası. Orada simya metallerinden yapılmış 7 gezegeni görmüştüm. Büyü odasının ortasında yıldızların ve gezegenlerin yansıdığı yer. Kutsal emanetler burada. Artık sırrımıza çok yakınız. Sofya. Sofya neyin var? Konuş benimle. Yalvarırım konuş benimle. Senin için her şeyi yaparım. Acı çekiyorum kavanoz. Ve artık bu acıya dayanamıyorum. Sana duyduğum bu hoslem içimi yakıyor. Artık senin olmak istiyorum kavanoz. Bunu ben de çok istiyorum. Ama Tekfur. Tekfur Yorgopoulos. Bunu ona nasıl yaparız? Tanrı kavuşmamızı istemesin. Kalplerimize bu aşkı düşürür müydü? Kalanoz. Sen benim bu dünyadaki en büyük sınavımsın.
Ben de her gün, her gece senin özleminle acı çekiyorum. Seni Tekfur'un yanında gördükçe ölüyorum. Ama ne yapacağız Sofya? Elimizden ne gelir? Bana izin ver Kalanos. Bu gece yıldızlara tanışacağım. Yarın gece sana haber göndereceğim. Bugüne kadar hiçbir haberi beklemediğim gibi bekleyeceğim. Ya Rabbi. Kardeşim Aybars'ım. Ve nice şehidimizin intikamını almayı nasip eyle. Sen tas etmeyesin. Hele gözyaşı hiç dökmeyesin. Dik tutasın başını. Dik tutasın başını. Bamsu! Şehit babası olmuştur. Şehit babası olmuştur Bamsu. Neden dalgınsın böyle? Ne düşünüyorsun? Hiç. Dalmışım öyle. Hadi artık. Yüzün yüz. Bak çok yakınız. Haklısın. Çok yaklaştım. Yarın vazifemizi tamamlamış olacağız. Bu sebeple mi suratın asık? Hadi artık gül biraz. Yoksa onu mu düşünüyorsun? Kimi? Kurtardığın Türk'ü. Kimdi acaba? Orada ne arıyordu? Kimdi bilmem. Ama senin aklında kaldığı belli. Sana da bir şey söylemeye gelmiyor. Dinlenmemiz lazım. Yarının yükü çok. Ve bizim omuzlarımızda. Hadi. Oh.
çocuklar. Eğer saçlarıma haklar düştüyse o Aybars'ını taşıyan meleklerin kanatlarından düşmüştür. Onların kanatlarından düşmüştür. Haydın. Haydın vakit yiğitler. Haydın. Yok. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Bel Kur'anil Hakim. İnneke leminel murselin. Alâ sıratun müstakim. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إِنَّا جَعَلْنَّا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ Aleyküm selam. Malların taze mi? Tazedir beyim, buyurun.
Ne istiyorsunuz benden? Kimsiniz? Benim kim olduğumu biliyor musunuz? Kale görevlisiyim ben. Bana bir şey yapamazsınız. Bırak! 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 Bırak beni! Çok akçem var benim. Ne kadar isterseniz veririm. Bırak! Meraklanmayasın, biz sana vereceğiz akçeyi. El-Fatiha me'as-salavat. Aybars'ımı yitirdik. Aybars'ımı yitirdik. Şimdi de sırlayıp toprağa verdik. Lakin bizde intikamı alınmayan erin pusatı başının ucuna dikilmez. Fırsat senindir. Can yoldaşım, Aybars'ın intikamını alana değin. Bunu belinde taşıyasın Osman. Sen hiç tasa etmeyesin Bamsı Bey'im. Aybars'ın katillerinin kaçacağı tek yer, öleceği yerdir. Can yoldaşım. Kan kardeşim Aybars'ın kara pusatı üstüne and içerim ki bu pusatın yalmanlarındaki ecel ona kıyanlara kader olacak. Altlar, unutmayasınız. Her biriniz ezansınız, dinmiyesiniz. Her biriniz sancaklarsınız, inmiyesiniz. Her biriniz evladım Aybars gibi yiğitlersiniz. Can veresiniz, can veresiniz ama ölmeyesiniz. Ölmeyesiniz yiğitler!
Efendi Yannis. Her şeyi biliyorum Sofya. Muhafızınız Megala olmasaydı suikastçılardan birini eline geçirip aleyhimize konuşturabilirdi. Bana Ertuğrul'un oğlu Osman'ı anlat Sofya. Babası hançerini ciğerimize dayanmış. Ama oğlu. Osman. Gözleri bir yırtıcıya benziyor. Daha şimdiden uğursuz hançerini ciğerimize sapladı. Korkarım içimize oymadan bırakacağı benzemiyor. Bu gece Tekfur'un cesedini, Kalanoz'un ruhunu istiyorum. Osman'a gelince onun da kaderi arkadaşından farklı olmayacak. Buyurduğun gibi bey. Bu adaba kalenin kalbine kadar gidecek. Kaleye girdiğimizde yalnız olacağım. Siz kapı hattında hazır bekleyin. Eğer işler ters giderse vuruşarak çıkmak icap edecek. Haydi bismillah. Allah yar ve yardımcımız olsun. Amin. Osman'la birlikte Alpler de peşinden gitmiş. Boran, Erkut, Boğaç. Onları da kendine benzetti. Çöken bir sel gibi peşi sıra sürükleyecek. Derdi nedir bu deli oğlanın? Ha? Nedir? İntikam almak. Ah, babam bunun bu hallerini bir bilse. Bu toylukla acaba neyin intikamını alacakmış? Belli ki Aybars'ın başına gelenlerden kendini mesul tutar emmi. Osman'ın haklı olduğu tek şey
bu mesuliyettir. Eğer böyle düşünüyorsa haklıdır. Aybars'ın başına gelenlerden o mesuldür. Lakin bir başına intikam peşinde koşmak, kan gütmek de neyin nesidir? Bu oba, bu ota, biz ne için varız Gündüz? Burası uç topraklarıdır. Burada kuzuyu kurtla yiyip oturup sürünün çobanıyla ağlarlar. Emmi. Hele bir Allah'ın izniyle dönsün. Bu sefer ona öyle bir ders vereceğim ki sen tasa etmeyesin. Ders olacak iş değil bu yeğenim. Onu zapt edecek zincir ağabeyimin ellerindedir. Hakkınca bir onu dinler. Her an başına bir şey mi gelecek? Bu defa ne yapacak endişesiyle yaşamak omuzlarımı çökertti. Hayırlısıyla ağabeyim Konya'dan döneydi de ben de bir nebze rahat edeydim. Dur! Alexis nerede? Sen de kimsin? Ben Alexis'in kuzeniyim. Birkaç gün dinlenmesi gerekiyor. Tamam, geç. Hey, arabacı! Ne var arabanda? Kale mutfağı için şarap getirdim. Bu güzel şaraplardan içmek bizim de hakkımız değil mi? Hakkınız tabii. Güzelmiş. Şimdi git. Ay gökten aşağı indirir. Buyurlarını gökteki yıldızlar çekilir. Vakit geldi Helen. Artık sevenleri birbirine kavuştur. Sofia, ya başaramazsak? Kutsal babamıza adanan ruhlara karamsarlık yakışmıyor Helen. Git, umudun kapısını ara.
Dikkatli olun. Şu fıçıyı da getirin. O kadar zahmetini çektik. Tadına bakmadan olmaz. Burası bizim olduğumuz yer. Kiler. Buradan ilerleyeceğim. Buradan Tekfur'un balkonundan odasına gireceğim. İmdatlerin yanına varasın. Sokak başları, kale girişi, her yeri tutsunlar. Eyvallah beyim. Bu ne olacak beyim? Endişelenmeyesin Tekfur Yorgopoulos. Benim Osman. Osman Bey. Senin bu kılıkla burada ne işin var? İkimiz de aynı şeyin peşindeyiz Yorgopoulos. Sana atılan oklar hedefine ulaşmadı. Lakin kaleden çıktıktan sonra kardeşim Aybars'a ulaştı. Bamsı Bey'in oğlu Aybars'a mı? Onu şehit ettiler. Kalede hayatını kurtardığım için beni öldürmek istediler. Lakin bunun bedelini kardeşim ödedi. Nasıl bir kumpasın ortasına düştük Osman? Bu fitne ocağını dışarılarda arama Yorgopoulos. Görünen o ki etrafın ihanet çemberiyle kuşatılmış. En yakınındakilere bile güvenmem. Nasıl ortaya çıkaracağız? Kalede en çok kime güvenirsin? Eşim Sofya, kale kumandanım Kalanos, yardımcısı Andreas. İttifakı bunlarla mı yapacağız? Hayır. Onlardan başlayacağız. Onlar bana asla ihanet etmez. İhanet uzaktan değil. En yakından gelir. Bırak. Eğer masumlarsa hep birlikte görelim. Senden isteğim şu ki, en güvendiğim üç alpimi Rum kılığında kalene yerleştirmeme izin ver. İzin ver ki adım adım ihanetin üzerine gidelim. Sonra da bu ok gibi ihanetin kalbine saplanalım. Bundan gayrı seninle kader ortağıyız Yorgopoulos. Anlaştık Osman Bey. Osman dur. Seslere bakılırsa meydan kalabalıklaştı. Balkondan çıkman doğru olmaz. Osman, buraya saklan.
Muhafız, dışarıdaki sesler nedir? Gidip bakın. Sen de bana şarap getir. Osman gel. Tanrı yardımcımız olsun Osman. Gel. Tekfur Hazretleri, size söylemem gereken bir şey var. Nedir? Yalnız söylemeden önce canımı bağışlamanızı isteyeceğim efendim. Canını bağışlamamı istiyorsan bana hoşuma gitmeyecek bir bilgi getirdin. Nedir? Canımı bağışlayacak mısınız efendim? Hadi söyle. Korkunç bir şey gördüm. Karınız, Prenses Sofya, sizi aldatıyor. Gözlerimle gördüm efendim. Yıldızlar ne dedi? Sonunda kavuşacağımızı söyledi. Seni hiçbir zaman bırakmayacağım. Sana dokunabildiğim için o kadar mutluyum ki. Yorgopoulos, beni dinle. Lanet olsun ikinize de. Onu sevdim. Kalbime söz geçirmedim Yorgopoulos. Hepsi benim suçum. Yalvarırım bırak onu. Beni öldür. Seni sevdiğim güne lanet olsun Sofya. Geber! Öldü sevgilim. Sevgilim öldü.
Kurtulduk ondan. Henüz daha değil. Bu cesedi burada bulmamalılar. Onu attıktan sonra kendi odalarımıza geçip oyunumuzu oynayalım. Celet, Boran'a çıkıyoruz. Tekfur'u gördün mü bey? Ölmüş beyim. Gidelim. Burada olduğumuzu anlarlarsa iş üzerimize kalır. Bu işi çözmeden buradan çıkmak yok. Benden haber bekleyin. Sendin. Kimsin sen? Bunu sen istedin. Gel de öğren öyleyse. O vakit görelim bakalım.
Melek yüzünün ardında kim gizliymiş?